telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar hocam. Efendim. Hayırlı buyurun. sahurlar size ve tüm ekip hocam. Oo Berkay. Evet Berkay, hocam benim. yine ters köşe yaptın. Hiç beklemiyordum. Bugün Berkay bugün yok dediler rejide. Soru sormayacak zannettim. Gene karşıma çıktın kardeşim. Hocam bedenen yokuz ama hocam her yerde sizi takip ediyoruz. Maşallah. Peki buyur, evden mi arıyorsun? Evet hocam, bugün hocam evden arıyorum sizi. İzinli misin bugün? İşten bugün mi? Bugün izinliyim hocam. İşten mi kaçtın yoksa yakalanmayasın? Yok hocam ya, bugün çok çalıştığım için ekip Peki. bana izin verdi. Biraz Peki. dinlenmeye... Peki, iyi olmuş. Sor bakalım. Hocam, bugünkü sorumda Mahmut abiyi de izledim. Mahmut abi de Azrail ile ilgili bir soru sordu hocam. Evet. Ben de en azından Azrail ile ilgili bir soru sorayım hocam. Üstüne tam olsun. Sor hocam, bakalım. Buyur. Kişi öldükten sonra kabirde tekrar ruh girecek derler hocam. Eğer girecekse hocam, Azrail iki defa mı bizim canımızı alacak? Çünkü ruhu bir kere aldıktan sonra hocam, ruh tekrar semaya çıkıyor. Cennet veya cehenneme gitmek için. Evet, doğru. Kabirde tekrardan hocam, ruh eğer bedenimize girecekse, sorgu melekleri bizi sorgulayacaksa hocam, Azrail bir daha mı gelip kabirde bizim canımızı alacak? İki kere mi alacak yani hocam? Anladım. Tabii böyle önermeyi böyle kurarsan, mantık kaidesince kıyastan, sonuç senin dediğin gibi çıkar. Ama Hı. önermeyi ben senin gibi kurmayacağım. Buyurun hocam. Ben de dedi çünkü önerme var hocam. Olabilir. Senin önermelerin çok ve kazık maalesef. Şimdi Berkay, öldükten sonra kişinin ruhu, sen de az önce söyledin, âlâ-i illiyine gider ya da esfel-i safiline gider. Kafirlerin, münafıkların, Müslümanların, Allah'ın onu şereflendireceği, güzel bir şekilde ağırlayacağı bir makama gider Müslümanların ruhu. Buna âlâ-i illiyin diyoruz. Şimdi kabir hayatında sorgu sual varsa, kabir hayatında münker nekir gelecekse, insanın orada bir iradesi olması lazım. Değil mi? Sadece beden topraktan yaratılmış. Bedene soru olmaz. Ölen bir cesede soru olmaz. Evet. Ruha soru olması lazım. İşte burada alimler ikiye ayrılıyorlar. İslam alimleri. Bir grup alim diyor ki bu soru bedene değil ruhuna sorulur. Yani beden cana girmez, ruh bedene girmez. Doğrudan ruhuna sorulur. Dolayısıyla ruhu cevap verebilirse o insanın zaten azap gören beden değildir. Kabirde azap gören beden değildir. Beden çürümüş. Azap gören ruhtur. Birincisi bu. Bir grup ruhun bedene tekrar girmeyeceğini söylüyor. Bu da dinde yeri var bunun. Çünkü bunun kesin bir delili yok ikisinin de. Diğer bir grup alim diyor ki ruhunun bir cüz'ü ona o anlık verilir. Yani bu canlı anlamında değil. Bedeni yine canlanmaz. Ancak ruhu, biz onu ölü görüyoruz. Mesela şehitler de ölü görüyoruz ama Allah ölü değil diyor onlar diyor. Onun gibi ruhundan bir cüz verilir ve onunla cevap verir. Onunla da o azap görebilir. Azabı görmesi onun ruhunun daralması anlamına gelir diyor. Dolayısıyla burada ikinci kez Azrail'in bir can almasına gerek kalmıyor. Çünkü o insan zaten canlanmıyor. Yine ölü. Ölüdür orası. Ölen bir insana can verilmiyor. Soru için. Dolayısıyla ölen bir kişiye can verilmediğinden sorulan sorulara cevap veren ruhtur. O kişinin tekrar bir canını alma işlemi yapılmayacaktır. Hocam, o zaman daha demin dediniz, ruha soru soruluyor dediniz. Evet. O zaman bu bizim hani halk arasında veya bazı alimlerden de bunu söylediğini okumuştum hocam. Şöyle bir şey var, ruh öldükten sonra ruh kendi cenazesini görülmüş, kendi cenazesini kaldırıldığını görülmüş ve en sonunda da musalla taşına kafası çarptığında ruh ben öldüm dermiş. O zaman bu rivayetten ötesi değil. Bak, çünkü dediniz ki o şuraya, sorgu melekleri sadece
ruha soru soruyor. Demek ki bedene girmiyor tabii, o zaman. Tabii. Şuraya kadar doğru. Onu hadislerden öğreniyoruz. Diyor ki kişinin ruhu cenazesini takip edenlerini görür. Ben öldüm mü diye sorgular. Ve insanlar onun cenaze namazını kıldığında artık yavaş yavaş ruh kabre de defnedildiğinde ruh öldüğünü hisseder. Ama kafa çarpma yoktur. Çünkü ruhun kafasını bir yere çarpması mümkün değil. Ruh dediğimiz şey zaten bir cisim değil. Hocam fiziksel olarak çarpmıyormuş ama genel olarak ruh hissediyor, yani beden olarak hissediyormuşsun. Hani ölen kendi kişi olduğunu anlıyormuş. Doğrudur. Bu hadis... Hani tabut falan herhangi bir şekilde hareket etmiyormuş. Doğru bu. Hani ben de şu yüzden sordum. Eğer böyle bir şey varsa hocam, hani ruha sadece soru soruyorsun, sorgu melekleri. Evet. O zaman beden tekrardan girmiyor. Tabii. O da beden tekrardan girmediği için azal iki defa can almıyor. Doğru. Hocam. Doğru. Zaten yani bazı şeyler hani halkın rivayetine göre hani aynen yani büyük bir kulaktan dolma bilgiler. Alimlerin bir grubuna göre ruh bedene hiç girmiyor. Bir grup İslam alimleri, yine aynı İslam alimi onlar da bir cüzü o anlık verilir diyorlar. Canlanmıyor. Can yok yani orada. Yani yine tam kesinliği olmayan bir şey. Bazı alimler böyle, bazı alimler başka bir şey söylüyor. Yani şöyle, ölen bir kişi tekrar ölmüyor. Kabirde canlanıp bir daha ölmek yok. Anladım hocam. Onu biliyor. Tamam. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu açık beyan ediyor. Biz öldürüleceksiniz, sonra diriltileceksiniz, sonra mahşer günü hesabınız görülecek. Cennete giden cennete, cehenneme giden cehenneme. Oradaki cehennemlikler diyecekler ki bizi bir daha gönder, biz yeniden hayatımızı düzgün yaşayalım. Allah-u Teala diyecek ki bir daha sizi öldükten sonra diriltmek yok, gitseniz de aynı şeyi yapacaksınız. Buradan anlıyoruz ki ölüm bir defadır, ikincisi kabirde bir ölüm daha yoktur. Anladım hocam. Peki. Teşekkür ederim hocam. Allah... Umarım Mahmut abinin kazık sorusundan daha biraz kazık soru sormuşsam ne mutlu bana. Yani siz birbirinize yarış ediyorsunuz herhalde. Bu sene bana ne kadriniz var? Ben de şaşırdım Berkay. Ama çok okuyorsun hocam. Herhalde. Yani bunları normal sıradan bir genç bilemez ama sen yaşına rağmen bu detaylara, değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim hocam. Tuhaf. Yani çok hocam bu konularda araştırmayı seviyorum hocam. Ve araştırdıkça iman edenlerden olmaktan daha mutluyum. Şimdi lafı biraz şey söyledin. İman edenlerden olmaktan dolayı mutluyum. Öyle anladım değil mi? Evet. Yani tamam. Çünkü hani biraz körü körüne bağlı olarak tahkikle hani sadece annem ve babam Müslüman olduğu için Müslüman oldum demiyorum kendime. Peki. Daha çok araştırıp okuyup Müslüman olanlardanım ben. İnşallah Rabbim kabul etsin İslam'ı. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.